Zirve yapamamasının nedeni de alkoldür, uyuşturucudur, esrardır. Kötü durumu vardı, ben elbiselerini temizle Ben kendi paramla aldım. Müslüm'ün mesela kardeşinin, evet biz jandarmalar tarafından vuruldu ama muhterem Nur'la tanışması onun hayatının dönüm noktası. Merhaba baba nasılsın? İyiyim sen. Bize biraz kendinden bahseder misin? Seni tanıyalım istiyorum. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1957 yılında dünyaya gelmişim. 10 kardeşiz. Babam Niyazi Turnalı, anne Salihah Turnalı. Bir dönem İstanbul'da kaldı. İstanbul'dan sonra aşağı yukarı 35 yıl belki daha fazladır İzmir'de yaşıyor. Kaç yaşında İstanbul'a gittin baba? 19 ve 18 yaşlarındaydım galiba. Gitme nedenim de abim Özcan amcan kaçmıştı gitmişti İstanbul. Memleketten mi kaçtı, kaçtı gitti? Kaçtı. O zaman modaydı öyle İstanbul'a kaçmalar. İstanbul büyük şehir çünkü. Tabii canım. Uzun yıllar abimi göremedim. Özledim. Rahmetlik dedene bir gün dedim ki ben İstanbul'a gideceğim. Tamam git dedi. Abimin yanına gideceğim dedim. O zaman İstanbul'u şöyle hayal ediyorum. Her Herkesin giysileri yes yenidir, ayakkabıları pırıl pırıldır, herkes orada zengindir diye düşünüyordum. Dedenin öngörüsü var. Ben hiçbir şey söylemeden dedi ki sen şimdi İstanbul'a gidince herkesin dedi çok iyi yaşadığını, herkesin durumunun güzel olduğunu, herkes zengin. E o şekilde düşünüyorsun değil mi dedi? Evet dedim. Gittiğinde görürsün dedi İnsanlar aç sokaklarda yatıyor. Hakikaten de gittim gördüm köprü altlarında orada burada yatan gencecik çocuklar uyuşturucuya alkole bağımlı insanlar üzücü olaylar gördüm orada. Aşağı yukarı 7-8 yıl belki de 9 yıl falan kaldım orada. İstanbul'da yaşadın, yaşadın. 9 yıl. 70'li yıllar. Benim gideceğimden abimin bile haberi yoktu. O zaman böyle cep telefonları falan yok. Postaneye gidiyorsun. Numara veriyorsun. Saatlerce bekliyorsun orada. 5 saat 6 saat beklediğimi bilirim ben. İstanbul'a gittiğimde Beyoğlu'na gideceğim. Bir şekilde geldim Beyoğlu Asmanı Mecit. Hocan amcanı buldum. Görüştük tabii. Şaşırdı mı seni görünce? Tabii. Çok şaşırdı. Bana kıyafetler aldı. Ayakkabı aldı. İş aramaya başladım kendime. Tarla başına geldi. Otel vardı ismi Yayla Oteli. Komi aranıyor diye yazıyordu. Ben gittim. Adam bana baktı. Giyim memim, elimi yüzüm tertemiz, sarışın bir çocuğum. Tamam dedi. Hemen işe aldı beni. Hemen başladım. Bir ay falan sürdü komiliğim. Bir gün patron beni ofisine çağırdı. Resepsiyona geçeceksin dedi. Olur dedim. Çok geçmeden bana dedi ki sen geceye geçeceksin. Esas ağırlık da gecede. Tamam dedim. Sonra ben o otelin sorumlusu oldum artık. Hesabı, kitabı, her şeyi elimde. Para bende, her şey bende. Zaten o kısa dönemde oralara gelmemin nedeni de dürüst olmam ve çalışkan olmamdı. Dostu kurduğun bir sanatçı oldu mu? Tabii. Müslüm Gürses. O otelin bir özelliği vardı yalnız. Hep müsyenler kalırdı. Gündüz hep derler, Akşam olduğunda bir saza, bara, gazinolara çalmaya giderlerdi. Kapıya ritim atmadan açmazlardı kapıyı. Nasıl yani? Kapıya şöyle bir güm güm teke tek, güm teke tek diye bir ritim <laughs> atacaksın atmazsan onlardan değilsin. Polis olabilir, her şey olabilir. Çünkü onların hepsi şey içiyorlardı yani. Uyuşturucu, esrar. Müslüm Gürses geldi otele. Tanıyor muydun peki? Müslüm Gürses'i ben hiç görmemiştim. Hayranıydım. Nasıl hayranıydım? Adam mı oldum diye bir 45'liği vardı. O parça çok hoşuma gitmişti benim. Bir dönem 45'lik falan kaset falan yapmış ama tutmamış yani. Parlamamış, yıldızı parlamamış. Otellerde kalıyor. Müslüm Gürses oraya geldi. Kimliğini aldım, kayıt yaptım. Orijinal soy ismi ise Akbaş'tı. Sanatçılar bu kadar parayı bulamıyorlar ya. Otel köşelerinde hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Bir müddet sonra arkadaş oldu. Otelde direkt muhatap oldukları kişi benim. Patronu falan göremezlerdi, zor. Hatta Bülent Ersoy'un Beddua filmi var. O filmde kırmızı bir spor araba var. O araba bizim patronun arabasıydı. Patron anahtarları bana bıraktı. Sabaha karşı gelip arabayı benden aldılar film çekimine götürmek için. Müslüm'le samimi olduk. Müslüm süreç içinde alkol veya içeceği bir şey olduğu sürece odasından çıkmaz. Bazen yatak borçları olurdu. Yazardık, patron incelerdi. Bir bakardı birkaç günden beri hiç para ödememiş. Kızardı. Derdi gönder bunu gitsin ya derdi falan. Tabii Müslüm Gürses'in daha yeni başladığı yıllar değil mi bu? Geçmişi var. Var ama İstanbul'da yeni. He. Baktım kanımız uyuyor, birbirimizi seviyoruz. Bazen çıkıyorum odasına, yayla oteli 104 numarada kalıyor Çalıyor, söylüyor. Hatta bazen memleketten böyle arkadaşlarım falan gelirdi. Onları götürdüm odaya, Müslüm'le tanıştırmaya. Müslüm'ü bir otel köşesinde görmek şaşırtıyor onları. Yani Müslüm güzel ama İyi ama kötü bir ismi var. Zirve yapamamasının nedeni de alkoldür, uyuşturucudur, esrardır. Götürdüm böyle tanıştırdım odada muhabbet ederdik. Tulum peyniriyle acı biber turşusu. Bir de pide ekmeği onu çok sever. İçerdi. Böyle çabuk söyleyince arkadaşlar tabii o şaşkınlık içinde ona bakıyor ya böyle bana. Orada hemen onu hissederdi. Şöyle bir şiir okurdu. Bana bakıp bakıp acıma öyle. Şimdi palmiye ağaçlarının altında ne aşk var ne de meşk. Ben bir başıma yapayalnız sarhoş ve yaş geziyorsam eğer o benim kendi eşekliğim. Sana ne? Bunu okurdu hemen. Yani çık iştiği içtiği zaman, rakı içeceği zaman okuduğu bir şiir vardı. Bunları ondan öğrenmiştim ben. İçelim abu hayatı, neşe verir bedene. Allah rahmet eylesin, rakıyı icat edene. <laughs> artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Allah kimseyi mekanesiz memlekete düşürmesin. Amin. <laughs> Öyle mi derdi? <laughs> <laughs> okurdu. Bu şiiri okurdu böyle. Peki az mı konuşurdu? Evet. Çok konuşan bir adam değil. Kötü durumu vardı. Ben elbiselerini temizlemeden ben kendi paramla aldım. Ya 75 kuruş ya 7,5 lira. Hiç unutmam. Bir yere programa gidecekti. Ben aldım. Kötü durumları vardı ama vakur bir duruşu vardı. Müslüm'ün filmini birlikte izledik hatta. Ben onları zaten biliyorum O anın platin olduğunu, kafatası falan şey olmuş. Oraya öyle bir uygulama yapmışlar kazada. Tunçin Esen'di değil mi o? Evet. Bayağı başarılıydı. Hareketlerini çok iyi yaptı. Beğendim, filmi de beğendim ama Tabii Halil'e e, senaryoda bazı ilaveler olmuş, değiştirmeler olmuş. E tabii film senaryosu çünkü evet. bu. Yani Birebir aynısını yapamazlar. Yapama. Perdeye yansıtmamaları gereken durumlar vardır illa ki. Evet işte zaten öyle oldu. Müslüm'ün mesela kardeşinin evet jandarmalar tarafından vuruldu ama filmde askerden kaçtığı için falandı. Öyle değil o. Anlatmıyor. İşin de. aslı başka. Aynen öyle. Ben babasını da tanıdım. Otele geldi babası. Kısa boylu bir adamdı. Babasını sevmeyen bir adamdı. Neden babasını sevmediğini film... Sen anladın herhalde sende. Yani. Ketun bir adamdı o zaman. Tabii. Mısın? Mesela beni çok severdi, çok tutardı. Benim hakkımda yani otelde herkesle konuşmuş. Çok delikanlı bir çocuk işte. Çok dürüst bir çocuk. Bir gün otelin önünde duruyordum böyle. Ünlerde bir taksi durağı var Bir baktım orada iki tane bayan ayakkabılarını çıkartmış. Topuklarıyla üstüne kafasına kafasına vuruyor. Niye? Bilmiyorum sebebin ne olduğunu. O da böyle kapanıyor ellerine. Yapmayın bacım, yapmayın bacım diye bağırıyor. Kafası da güzel. Gittim aldım. Getirdim otel. Öyle yüzünü falan yıkadık. Odasına çıkarttım. Sormadım da yani. Bizim sarhoştu. Bursa'ya programa git çağırdılar. Meşhur Tayland gazinosu var. Halen de var sanırım. 15 günlüğüne falan gitmişti oraya. Bir hafta sonra geri geldi. Kovdular yani. Niye? Sarhoş. Matiz. Sahneye çıkamıyor. Zaten onu da bitiren oydu işte. Mesela o isyankar filmi vardı onun. İstanbul'da patladı yer yerinden oynuyor. Film çekilirken bir gece Müslüm bana dedi ki baba dedi bana böyle derdi. baba herkes ona baba diyor o da bana dedi baba zaten konuşma tarzı da öyle sadece bana değil. Ben bu gece dedi otele gelmedim tamam mı? Tamam. Sabaha karşı böyle 4-5 temel yürüsü geldi set hazır minibüste oyuncular var minibüsün üzerinde kameralar falan. Müslüm'ü kaldırdı. dedim abi gelmedi. Yalan söyledi. O öyle dedi. Ben de öyle söyledim. Bir yıl küfür etti. Nalet olsun dedi ya dedi. Bu filmi bitireyim bir dedi. Şundan bir kurtulayım dedi ya. Nalet olsun. Nasıl bir adammış bu ya dedi. Bizim Gürses aslında nevi şahsına münasır bir adamdı ama herkes kabul edemiyordu herhalde onun o halini, tavrını, karakterini. Aynen vakur bir duruşu vardı. Düşünceliydi. Hep düşünüldü böyle çok ezilmişlik vardı. Kötü bir geçmişi, çocukluğu olduğu belliydi. Belliydi. Evet. Tabii sen filmde öğrendin yine. Tabii ben filmde öğrendim. Hatta o otelde herkes esra falan içtiği için o müsyenler falan beni de kullanıyor zannederler. Halbuki ben kullanmazdım. Bana da kıyak olsun diye onların tabiriyle bir tek yatlı verirlerdi. Ben onları toplardım, Müslüme verirdim. Bazen gelirdi, yoktu mesela. Baba harmanım var mı bir şey? Var dedim. Aa, aslanım benim dedi ya. Alırdı giderdi odasına. İsyankar filmi. Mesela onu sinemaya gitti. Şimdi sebze arabaları falan var ya tekerlekli böyle falan. O zaman İslam'da öyle kasetçiler vardı. Üzeri kaset dolu. Sinemaların önünde kasetler yok satıyor İsyankar. Ölürsem kabrime gelme istemem parçasını. Filmde de dinledikten sonra ona karşı olan sevgin biraz daha özelleşti. Ona küfür ettirmez. Tartışırdım, kavga eder. Öyle severdim. İşte o filmden sonra falan turneler açıldı. Muhterem Nur'la tanışması onun hayatının dönüm noktası. Hayatına bir çeki düzen verdi. Filmde de işlemişler o konuyu. Tartışarak, kavga ederek başlıyorlar da. Sen filmde mesela çok duygulanmıştın. Tabii. Ben bunu bilmiyordum deyip böyle gözlerinin dolduğu yerleri hatırlıyorum. Evet, öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Anlatmıyordu ki. Her şeyi anlatmıyordu. Bir gün babası geldi. <laughs> hani hiç ilgilenmiyor babasıyla falan onu anlatmıştın bana. Ben ona şaşırmıştım yani. Evet. Hiç böyle saygı falan da göstermiyor. Sinema bu... filminde evine geliyor. Aslında gerçeğinde otele gelmişti babası demiştin sen. Evet, cezaevinden mi çıkıp geldi ki? acaba ne oldu cezasını yatıp da mı geldi onu bilmiyorum. Bir sinema filminde sen de oynamıştın değil mi? Piyano çalmıştın. Onun Müslüm'le alakası var mıydı? Yok. O nasıl oldu peki? Yeşilçam sokağıyla çok içli işliydi, Gider gelirdim oralara takılırdım. Zaten yakındı bize. Bilal İnci'yle mesela özel muhabbetimiz var. Yani i̇ki tane kızı Almanya'da doğmuştu. Daha çok küçükler. Onları mesela Türkçeyi ben öğrettim. Benim kucağımda büyüdü o çocuklar yıllarca. Figüranlık yapmak için çağırıyorlar falan mesele işte. En son şeye gitmiştim. Bulut Aras, Gülşen Bubikoğlu, Karin Schusberg vardı bir tane de. Türk İtalyan ortak yapımı. Arkadaşlarımla otel odasında oturuyordum. öyle muhabbet ediyoruz falan bıraktım. İçeri birisi girdi. Beni aldı. Gittik sete. Sete derken önce bir şeye girdik. Kostüm deposu ama içeride ne ararsan var. Bana oradan bir tane şey, takım elbise, beyaz gömlek, papyon taktırdılar ama takım elbisenin şeyi pantolonu uzun, katladılar falan. Alt şey görünmeyecek ya. Piyanistlik yapıyorum filmde. Kulüp 12, bu Huysuz Virci'nin meşhur olduğu yer. Orada bir çekim vardı, oraya gitmiştik. Filmin adı neydi? Mücevher Hırsızları. Piyano çalıyordun sen, böyle bir karede göründün. Ork. Ork, ork. ork mu? komediyle örülmüş mücevher hırsızları filmi... ...senenin değil, son senelerin en güzel filmi oldu. Yallah hey yallah hey maşallah! İyi olur <laughs> inşallah! Hey yallah <hey> yallah maşallah! Kerimetle <laughs> rast! Sonunda olur faş! Müslüm Gürses şimdi karşında olsa ne demek isterdin? Değer miydi? O hayatı öyle zindan ettin kendine. Uyuşturucuya, alkole esir oldu Değer miydi? Yazık değil mi? o bak. Ama şeydi ya Çağrı böyle çok mutsuz bir adam değildi ha. Tabii hiç umurunda değildi dünya. İsyanları falan şarkılarda, bağlamasında çalıp söylediği zaman hiç kimseye zarar vermedi. Parası da olsun yokluk içindeyken sevdiği insanlara harcama yapardı. Teşekkür ediyorum anlattıkların için. Rica ee, ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Tamam hoşça kal inşallah. Hadi görüşürüz hoşça kal.